Merhaba arkadaşlar, yine limit konusuyla birlikteyiz. Limit arkadaşlar kendi içerisinde birkaç alt başlığa ayrılıyor. Bunlardan işte bir tanesi örneğin daha önce anlattığımız 0 bölü 0 belirsizliği. Bugün sizlerle paylaşacağım arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Daha sonra bunlarla ilgili çok özel grafik sorularımız var. Onlarda neler yapmamız gerekiyor, sağdan soldan limit nasıl bulunur bunları göreceğiz arkadaşlar. Ve en sonunda belirsizlik olmayan sonsuza giderken x değerimiz nasıl sonuçlar bulacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru tiplerini yine paylaşmaya devam edeceğim. Bugün arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine başlamış olalım ilk sorumuzda. Bakın arkadaşlar x gördüğümüz her yere ne yazmamız gerekiyor bu soruda? Sonsuz yazmamız gerekiyor. Fakat burada şuna dikkat edin. Sonsuz koyduğumuzda bu sonsuz olacak. Bu da sonsuz olacak. 5 eklediğimizde sonsuza 5 eklediğimizde sonuç hala ne olacaktır arkadaşlar? Sonsuz olacaktır. Alt tarafa bakacak olursak sonsuzun karesi yine sonsuz arkadaşlar. Önünde eksi var, eksi sonsuz. 4 ile çarptığımda sonsuzu hala sonsuz. 1 çıkardığımda hala sonsuz. Bu tarafta da şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun var. Hani artı sonsuz mu yenecek, eksi sonsuz mu yenecek? Yani bunun sonucu eksi mi artı mı çıkacak arkadaşlar? Tabii ki derecesi büyük olana bakacağız. Eksi sonsuz gelecek. Şimdi elimizde arkadaşlar böyle bir sorun var. Yani sonsuz sonsuza bölümün kaç olduğunu bilmiyoruz. Bilemediğimiz için de arkadaşlar bazı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. İşte yapacağımız şey şu. Aslında bunların çözümleri çok basit. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Derecesi en büyük olana bakıyoruz. Diğerlerini karalıyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne yaptık? Denklemi çünkü derecesi büyük olanlar çok daha fazla etkiler. Dolayısıyla artacak mı azalacak mı burada belirleyici rol arkadaşlar derecesi büyük olan oynayacaktır. Dolayısıyla ona bakmamız yeterli. Elimizde ne kaldı? Eksi 3x kare bölü eksi x kare. Buradan zaten x kare sadece eksi 3 bölü eksi 1'den. Aslında bunların çözümleri gayet kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine buraya gelelim. Biz x yerine sonsuz koyduğumuzda arkadaşlar burada yine sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinin çıkacağı çok açık. Bunu hemen görebiliyoruz. Ancak arkadaşlar bir sürü x var. Hangi x'i kullanacağız? Tabii ki derecesi en büyük olanı. Bakın derecesi 4 olan en büyük olan bu. Dolayısıyla bunu kullanacağız arkadaşlar. Diğerlerini o zaman ne yapıyoruz? Karalıyoruz. Diğerlerinin bizim için x sonsuza giderken hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ne kaldı elimizde o zaman? 2a eksi 1 çarpı x üzeri 4 bölü b eksi 2 çarpı x üzeri 4. Buradan zaten x'ler 4'ler de sadeleşecektir arkadaşlar. Bunlar gidince elimizde 2a eksi 1 bölü b eksi 2 kaldı. İşte bu oran arkadaşlar yani derecesi aynı olan terimlerin şu oranları bize limiti verecektir. Bu limitin kaç olduğunu biliyoruz? 1. Bir içten dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 2a eksi 1 eşittir b eksi 2. Buradan 2a eksi b eşittir eksi 1 oldu. Diğer taraftan zaten bize a artı b'nin 7 olduğu söylenmemiş mi? Biz bunları taraf tarafa toplarsak b'ler gider. 3a buradan 6 ve a2 gelecektir. Eğer a2 ise toplamlarının 7 olması için b'nin de arkadaşlar 5 olması gerekiyor. Bize neyi sormuş? a-b'yi sormuş. Yani 2-5'ten cevaba çok rahat eksi 3 diyebileceğiz. 3 numaradaysa arkadaşlar yine bir şey var. Sonsuza giderken limit sorusu var. Ancak sonsuz yazdığımda yine bir belirsizlik gelecek. Ne yapıyorduk hatırlarsanız? Derecesi en büyük olanları arkadaşlar eliyorduk değil mi? Küçük olanları eliyorduk. Büyükler kalıyordu. Burada bakın arkadaşlar x kare kaldı kök içerisinde. Alt tarafta da ne kaldı? 2x. Önce payın kendi içerisinde en büyük kimmiş? Sonra paydanın kendi içerisinde en büyük kimmiş? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bu durumda ne oluyor? Şu ifade dışarıya mutlak değer x de çıkacak. Biliyorsunuz çift dereceli köklerin dışarısında içindeki ifadeleri mutlaka mutlak değerle çıkarmalıyız. Aksi halde ciddi hatalar oluşur arkadaşlar. Burada da 2x var. Fakat biz daha henüz limiti hesaplamadık. Yani burada bir limit ifademiz var. Onu yazalım arkadaşlar. Neydi? Limit x eksi sonsuza giderken. Şimdi gördüğünüz gibi x yerine eksi sonsuz yazmam gerekiyormuş. O zaman ne yapmıştık? Önceki bölümde bunu hatırlayacaksınız. Daha önce çözmüştük. X yerine eksi sonsuz koyduğumda limitin için negatif yapacağı için benim bunu eksiyle çarparak çıkarmam gerekiyor. Eğer artı sonsuz koymuş olsaydım içi artı yapacağı için olduğu gibi çıkaracaktım. Fakat şu an eksi diye çıktı. Alt tarafı artıydı pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? X'ler sadeleşti. Limit değerimiz eksi 1 bölü 2 olarak bulundu. 4 numara soruda arkadaşlar. Burada işler biraz karışmış. Yani sinüsün içerisi bayağı karışık. Ama bizim x yerine de sonsuz koymamız gerekiyor. X yerine sonsuz koyduğumuzda sinüsün içerisinde arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz diye bir ifade geldiğini görüyoruz. Yani bir belirsizlik var. Bunu çözemeyeceğimiz çok açık arkadaşlar. Limitin şöyle bir özelliği var. Her şeyin içine girebilir. Yani ben sinüsü dışarıya alıp önce iç kısmın limitini bulup sonra sinüsü hesaplayabilirim arkadaşlar. Bx kare eksi 3x artı 2 bölü 3x kare artı x eksi 1. Şimdi ne yapacağız dikkat edin sinüsü devre dışı bıraktık. Burada da sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini görmüştük zaten ne yapıyorduk? Küçük dereceli terimleri eliyorduk arkadaşlar en büyükler mi kalıyordu?
Ne oldu bakın ifade? Sinüs içerisinde limit x sonsuza giderken pi x kare bölü 3x kare. Zaten buradan x kareler sadeleşince ne olmuş oldu? Pi bölü 3 kalmış oldu. Limiti bu şekilde hesaplamış olduk. Yani limiti almak için değil mi? En büyük dereceli terimlere bakmamız gerekiyordu. Onlar da zaten sadeleşti. Elimizde sadece pi bölü 3 kaldı. Herhangi bir x kalmadığı için de x yerine bir şey yazamayacağım için de pi bölü 3 direkt doğrudan limitimiz olmuş oldu. Pi bölü 3 60 demek değil miydi? Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Demek ki bu limitin değeri kök 3 bölü 2 olacakmış. Evet, 5 numara bizim için önemli bir soru arkadaşlar. Buna başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar, x sonsuza giderken, mesela bakın limit x sonsuza giderken yukarıdakinin derecesiyle aşağıdakinin derecesi aynı ise eğer, bu durumda arkadaşlar limitimiz a bölü b'dir. Ancak bu dereceler aynı değilse, mesela yukarıda ax küp var, aşağıda bx kare var. Yani yukarıdakinin derecesi daha büyük üst taraf. Bu durumda limitimiz sonsuzdur. Neden? Çünkü bu kesiren arkadaşlar payı, yani üst tarafı çok daha hızlı büyüyecektir değil mi? Küp var, aşağısı ise kare, çok daha yavaş büyüyecektir. Üst taraf daha hızlı büyüyeceği için her zaman paydayı yenecektir ve bu kesir giderek büyüyecektir. E tabii ki siz x'i sonsuza kadar büyüttüğünüzde kesim değeri de sonsuza gidecektir. Tam tersi bir durumda, yani payda bu durumda daha büyükse, mesela örneğin ax kare var, aşağıda bx küp var arkadaşlar. Bu durumda ne olacaktır? Payda daha hızlı büyüyeceği için, yani payda payı yeneceği için x'leri arttırdığımızda küplü olan ifade çok daha hızlı büyüyecektir. Dolayısıyla bir kesirde de siz paydayı sürekli büyütürseniz bunun değeri ne olacaktır? Sıfıra yaklaşacaktır. Değil mi? Küçüle küçüle en son sıfır olacaktır. Demek ki arkadaşlar pay ve paydanın arkadaşlar dereceleri aynıysa limitimiz bunların katsayıları oranıdır. Yok payın derecesi daha büyükse o zaman limitimiz sonsuzdur. Eğer paydanın derecesi daha büyükse arkadaşlar bu durumda limitimiz sıfırdır. Şimdi bu bilgi ışığında arkadaşlar sorumuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şunun paydası 1'dir. Burada bir payda işlemesi yapmak istiyoruz değil mi? Bunu x eksi 1 ile genişletiyorum. Ne olacak limitin iç tarafı biraz düzenleyelim. 2x kare artı 1 artı ax kare eksi ax eksi bx ve artı b. Bölü aşağıda da ne var arkadaşlar? X eksi 1 var. Şimdi biraz önceki detayı hatırlayalım. Eğer bu ifadede arkadaşlar payın derecesi yani üst tarafın derecesi daha büyük olsaydı gerçekten bunun limitinin sonsuza gidiyor olması lazımdı. Ama sonsuza gitmiş mi? Hayır. Ne olmuş arkadaşlar? Eksi 1'e gitmiş birer sayıya. Demek ki pay ve paydanın dereceleri aynıymış ve en büyük dereceli terimlerin katsayıları oranı da eksi 1'miş. Dolayısıyla burada bakıyorum x kareli ifadeler var. Bunlar olmamalı. Neden? Pay ve paydanın derecesi aynı olmalıydı. O olursa eğer limitinin sonsuz çıkacağını biliyoruz. O zaman biraz düzenleyelim bunu. Ne yapacağız arkadaşlar? X kareleri paranteze alacağım. Artı 2 x kare. Sonra x'li ifadeleri paranteze alacağım. Eksi a eksi b x. Sonra bir de ne var? Sabit terimlerimiz var. Nedir onlar da arkadaşlar? B artı 1. Bölü alt taraftan da x eksi 1 vardı. Şimdi sonsuza giderken limit araştırırken bir kere ne yapıyorduk? Şu en küçüklere bakmıyorduk zaten. Bunlar bizim için çok önemli değil. Artı eksiyle tabii ki ayrılmış olan en küçüklere. Diğer taraftan şu ifadede 0 olmalı. Yani ben bir kere a'ya eksi 2 değerini vermeliyim. Çünkü eğer bu x kare terim burada olursa limit sonsuz çıkar. Onun olmaması gerekiyor. Onu yok edecek şekilde a'ya eksi 2 değerini veriyoruz. En son elimizde o zaman şu ifade kalmış oldu. Limit x sonsuza giderken eksi a eksi b parantezde x bölü x. Ne yapıyorduk hatırlarsanız dereceler aynı ise eğer pay ve paydadaki bunları sadeleşiyordu. Başlarındaki şu katsayılar onu bize limit değerini veriyordu. Limitinde zaten eksi 1 olduğunu biliyoruz. Hepsini arkadaşlar ne yaparsak eksi ile çarparsak buradan a artı b ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Evet bize zaten bu soruda a artı b ya da bununla ilgili bir şeyler sorulacaktır. Sonuca bu şekilde ulaşmış olacağız. Evet önemli bir soruydu. Geldik şimdi arkadaşlar 6 numaraya. 6 numarada da ne yapacağız? Biz yine en büyük dereceli terimlere bakacağız. Artı ve eksiyle yani toplama yoluyla eklenmiş terimleri eleyebiliyorduk eğer küçüklerse. Ama çarpma durumunda önce bunları çarpıp açılmış halini görmemiz gerekiyor. Şu artı 3'ü ve şu eksi 1'i eleyebilirim. Kalanları çarpacağım. Ne olacak arkadaşlar? Limit x sonsuza giderken 3x küp. Aşağıda da yine en büyük terim x küp olduğuna göre arkadaşlar diğerlerini eliyorum x küp kaldı. Şimdi x küplerin birbirini götürdüğünü ve limitin 3 çıktığını çok rahat görebiliyorum. 7 numarada yine buna benzer bir mantık var. Yani bir önceki 5. sorudakine benzer bir mantık var. Bunun limitinin bir reel sayı çıktığını 10 olduğunu görüyoruz.
Eğer gerçekten bu soruda görüldüğü gibi payın derecesi 2, paydanın derecesi 1, yani payın derecesi daha büyük olsaydı, böyle olsaydı bu soru ne olacaktı? Limitinin sonsuz çıkması gerekiyordu ama çıkmamış. Limitimiz ne çıkmış arkadaşlar? 10 çıkmış. Buradan anlıyoruz ki şu x kare terim aslında gerçekte yokmuş. Katsayısını 0 yaparak yani a'ya 5 vererek ondan kurtulmamız gerekiyor. Yani limit x sonsuza giderken a'ya 5 verdiğimiz için elimizde 5x artı b bölü ne kaldı arkadaşlar? Bx artı c kaldı. Bir de ne demiştik? Sonsuza giderken limitte en büyük dereceli terime bakmamız yeterliydi. Diğerlerini eleyebilirdik. Yani gerçekten limitimiz arkadaşlar, değil mi? X sonsuza giderken 5x bölü bx'ten x'ler sadeleştiği için 5 bölü b olmalıydı. Ama biz zaten limitin 10 olduğunu biliyor muyuz? Demek ki b buradan arkadaşlar 1 bölü 2'ymiş. Evet, sonuca bu şekilde ulaşmış olduk. 8 numara. 8 numarada bakalım ne istiyor bizden? A ve B gerçel sayılarmış. A eksi B'yi vermiş. Buna göre A artı B nedir diyor. X sonsuza giderken limit değerimiz arkadaşlar 3'müş. Buradan anlıyorum ki arkadaşlar en büyük dereceli terimlerin katsayıları oranı 3'müş. En büyük dereceli terimlerde bu arada eşit olmalı. Bakıyorum, evet, burada x kare var, burada x kare var. O zaman şu küçükleri zaten benim için çok bir anlamı yok. Bunları hemen ne yapıyorum? Eliyorum. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Limit x sonsuza giderken, unutmayın yalnız bu eleme işini sadece limit x sonsuza gidiyorken yapabiliriz, değil mi? Çünkü sonsuzda 3 gibi 5 gibi sayıların çok bir anlamı yok. Çünkü sonsuza 3 ekleseniz de sonuç yine sonsuzdur. O kadar büyük bir sayı ki sonsuz. Dolayısıyla küçük sayıların onun yanında ihmal edebilir olduğunu düşünebiliriz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalanları yazıyoruz. 2b, değil mi? Eksi 6, şunu biraz düzgün yazayım. 2b eksi 6 yanında x kare var. Bölü aşağıda da a x kare var. Zaten x kareler gittiği için limitimiz 2b eksi 6 bölü a kalmış oldu. Bu 2b eksi 6 6 evet bölü a'nın 3 olduğunu bilmiyor muyuz? İşler şar yaparsak 2b eksi 3 a'nın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yer değişikliklerini biraz hızlı yaptım. Bu durumda zaten a eksi 4 b'nin de 0 olduğunu bize söylemiş soru. Ne yapacağız arkadaşlar? Alt tarafı 3 ile çarparak a'lardan kurtulacağız. Normal 3 ile çarptığımızda arkadaşlar görüyorsunuz a'lar gidiyor. Değil mi? Üst tarafta ne kalıyor? 2b kalıyor. Alt tarafta da ne kalıyor? Eksi 8b kalıyor. Karşıda da ne var arkadaşlar? 6 var. Buradan gördüğünüz gibi eksi 6b eşittir 6 ise b arkadaşlar eksi 1'dir. B yerine eksi 1 koyarsam herhangi birinde arkadaşlar a'nın da eksi 4 olduğunu çok rahat söyleyebilirim. A ve b bulduğumuza göre arkadaşlar eksi 4 artı eksi 1'den cevabın eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 9 numaraya geldik. Yine mutlak değerli bir sorumuz var. Mutlak değerlerde biliyorsunuz biraz dikkatli olmamız gerekiyordu. Şimdi eksi sonsuz verdiğimde üst tarafın da sonsuz, alt tarafın da sonsuz yaptığını görüyorsunuz. Yani bir sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var elimizde. Biliyorsunuz önce limitlerde sonsuz bölü sonsuz, 0 bölü 0 ya da her neyse önce belirsizlik türünü görmemiz gerekiyordu. Belirsizlik yoksa zaten hiç sıkıntı yok. Değeri yerine yazıp gidiyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 2x'i aynen bir yazıyorum. Sonra eksi sonsuz koyacağım için x yerine bunun için negatif yapacağını görüyorum. Negatif sayılar her zaman eksi ile çarpılarak çıkarılmaz mıydı mutlak değerden? Evet. Alt tarafta da 3x'i bir yazıyorum. Bunun da içinin eksili yapacağını görüyoruz. Çünkü x yerine negatif bir sayı yazacağım. Negatif yazdığımda mutlak değer dışından eksiyle çarpılarak çıkarılması gerekiyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Tabii limitimiz duruyor. Henüz daha limitten kurtulmadık. Üst tarafta ne oldu arkadaşlar? X eksi sonsuza giderken şunlar artıya dönüştü. 3x oldu. Bunlar da arkadaşlar eksiye dönüştü. 2x oluştu. Bu x'ler sadeleştiğine göre elimizde limit değer olarak 3 bölü 2 kalmış oldu. Evet, ve son sorumuz arkadaşlar. Son soru da evet şık bir soru. Önce tabii sonsuz yerine yazalım. Bir belirsizlik geliyor mu bunu görmemiz gerekiyor. Bakalım gelmiyorsa zaten direkt sonucu bulduk demektir. Geliyorsa birkaç hamle yapacağız. Önce arkadaşlar şu üstteki artı eksileri ben çok sevmiyorum. Onlardan bir kurtulalım. Ne yapıyoruz? 9 üzeri eksi x çarpı 9 artı 4 üzeri x bölü. Burası da ne var? Şunu ben 3'ün karesini 9 diye düşünebilirim. Yine 9 üzeri eksi x olmuş oldu. Artı şu 2 üzeri 2'yi de 4 diye düşünebilirim. 4 üzeri x çarpı 2 üzeri 3. Bu tabii ki daha limit alınmadı. Limitimiz duruyor. Bu biraz daha düzenlenirse arkadaşlar limit x sonsuza giderken ne oldu? 9 bölü 9 üzeri x artı 4 üzeri x bölü. Buradan 1 bölü 9 üzeri x artı 8 tane 4 üzeri x. Şimdi dikkat ederseniz x yerine biz sonsuz yazdığımızda, şuralara sonsuz yazdığımızda ne olacak arkadaşlar? Bir sayının sonsuzuncu kuvveti tabii ki yine sonsuzdur. Yani elimizde artık yerine yazdığımız için limiti almış olduk. Limiti tekrar yazmama gerek yok. X değerini çünkü yerine yazdım artık. Ne olmuş oldu arkadaşlar?
9 bölü 9 üzeri sonsuz. Yani şu alt tarafın komplesi sonsuz yapmış oldu. 9 bölü sonsuz. Artı 4 üzeri sonsuz. X yani 4 üzeri sonsuz. Değil mi? Bölü. Orayı hatta x diye yazalım. Onları çok hesaplamayacağız şimdi. Birazdan oraya geleceğiz. Alt taraftan da 1 bölü 9 bölü 9 üzeri sonsuz sonsuz yapacağı için burası da 1 bölü sonsuzdur. Artı 8 çarpı 4 üzeri x. Şimdi dikkat ederseniz bir sayının sonsuzcu kuvvetine bölümü nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Çünkü payda sonsuzsa bu limitin değeri sıfır yapacaktır. Alt tarafta da aynı şekilde sayı bölü sonsuz var. Bu da sıfır yapacaktır. Burada da 8 tane 4 üzeri x var. Evet, şunlardan kurtulmuş olduk. İşimiz biraz rahatladı. Dikkat edin, ilk kısımlarda yani şurada sonsuzları yerine yazmıştım ama burada yazmamıştım. Onun için o kısım için hala limit duruyor. Ne oldu arkadaşlar? 4 üzeri x bölü 8 çarpı 4 üzeri x. Şimdi burada yerine yazamıyorum. Neden yazamıyorum? Çünkü yazarsam eğer ne oluyor arkadaşlar? Üst taraf sonsuz, alt taraf sonsuz yapıyor. Bakın sonsuz bölü sonsuz birisi sonradan gelmiş oldu. O zaman ne yapıyorduk hatırlarsanız? Kuvveti aynı olan yani büyüme hızı aynı olan terimleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadeleştiriyoruz. Elimizde ne kalıyor? 1 bölü 8 kalıyor. Demek ki bunun limitleri de arkadaşlar 1 bölü 8 olacakmış. Evet, güzel bir soruydu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başarılar diliyorum.